Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya bunlar. Çok ağır bir şey bu. Yok. Abi mi? Artamıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Hiç Ayşe şey değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizinle olacağınızı biliyor muyum ben? Alamazsam bırakırım. Niye beni siz zorluyorsunuz? Öyle mi? <laughs> yani sizde o kadar zorlamayın. Sen neden bahsediyorsun Tavuk Bey? Timine Tekanlarından iyi akşamlar. Sersoğulların bir başka bölümüyle bir başka konuk ve bir başka konuyla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz e, siyasetin eski isimlerinden bir tanesi. E, 1958 yılında Zonguldak Çaycuma'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültelerini bitirdi. İhracat ta ve inşaat mühendisliği alanlarında iş insanlığın yaptığı ve 1995 seçimlerinde Refah Partisinden Zonguldak Milletvekili olarak seçildi. Daha sonraki yıllarda ise siyasetten hiç ayrılmadı. Son dönemde özellikle Saadet Partisi, yeniden Refah Partisi yahut işte Milli Görüş Hareketinin siyasi arandaki pozisyonu ile ilgili adı sık sık gündeme geldi Sayın Necmettin Aydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Ayrıca tabii TV Net televizyonumuzun da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin yayınlarınızda da başarılar diliyoruz. Şimdi Necmettin Bey. Evet. E, i̇sminizin önünde şöyle bir sıfat kullanılıyor genel olarak. Milli Görüş Platformu Sözcüsü. Evet. Ben sizin isminizi Programa konuk alacağım kişi olarak, konumu, konumuz olarak duyurduktan sonra şu tarz bir eleştiri geldi. İlk önce onunla gireyim. Ve ilk sorumu yöneltme, yöneltmeden önce de her programda yaptığım mutat bir uyarıyı size de yapayım. Programımızın adı Sorular ve sizin için hazırladığımız sorulardan bazıları hoşunuza gitmeyecek. Fakat ben açıklıkla sormaya ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Milli Görüş platformu nasıl bir platform ki Milli Görüş'ü yansıttığını iddia ediyor, deniliyor. Evet. Nasıl yansıtıyorsunuz? Tabii her şeyden önce aslında belki Milli Görüş hareketini, yani Türkiye'deki bizim bin yıllık hikayemizin hareketin özetini kısaca bir yapmak lazım. Oraya gelmeden önce de hemen o soruyu cevaplandırıp ama o kısmı da mutlaka açmamız lazım. Milli Görüş Hareketi, Merhum Erbakan Hocamızla başlamış. Türk siyasetinin dönüşmesini, bizim milletimizin bin yıllık tarihiyle yeniden eklemlenmesini hem siyasi hem ekonomik hem tarihi olarak sağlayan bir harekettir. Ve Dolayısıyla çok önemli bir harekettir. Büyük sosyologların ifadesiyle dünyadaki son belki 100 yıldaki veya son 50 yıldaki en sivil, en demokratik ve en etkili hareketlerden birisidir. Sivil hareketlerden birisidir. Tabii Mevlüt Erbakan hocamız bu hareketi 1969 yılında başlattıktan sonra malum önce siyasi partiler kurdu ve daha sonra da bir takım sivil toplum kuruluşları kurdu, oluşturdu. Yeni bir yeni düşünceyle, milli güç zihniyetiyle her özellikle alanda, her mesleki gruplarda bir yeni mayalanmanın zeminini oluşturdu. Bunlar nelerdi? Mesela bugün Türkiye'nin en büyük sendikası memur sen. İşte Türkiye'nin en büyük e, işçi hareketlerinden hak iş, Teknik Elemanlar Derneği, Sağlık Derneği gibi bildiğimiz ana mesleklerde takriben 40'a yakın mesleki kuruluş kurdu. Kendisi vefatından önce de bu 40 tane kuruluşun e, zaman zaman tamamını toplar ve e, bunlarla çalışmaları birlikte yürütürdük. Özellikle ben eee rahmetli Erbakan hocamızın genel başkan olarak Saadet Partisi'nde vefatından önce görev yaptığı dönemde de genel başkan yardımcısıydım. Ve bu sivil toplum kuruluşlarından sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Evet. Tabi e, tabii e, özellikle rahmetli Erbakan hocamızın vefatından sonra Son genel başkanlığı döneminde. Son genel başkanlığında yani vefat evet, ettiğindeki e, genel başkan olarak görev yaptığı merhum hocamızın Dönemde ben aynı zamanda Saadet Farisi'nin genel başkan yardımcısıydım. Rahmetli Erbakan hocamızın yardımcısıydım. Yani acizane şahsen e, onun yardımcısı olmak, bu hareketin içinde olmak ve ona yakın olmak bizim için hayatımızın en kıymetli, en şerefli evet. e, olayıdır, zamanlarıdır. yani. Bu 40 tane STK dediğimiz e, sivil toplum evet. kuruluşlarıyla beraber biz zaten tanıştığımız, bildiğimiz kuruluşlar olduğu için bu arkadaşlarımızla sürekli diyalog halindeydik. Tabi merhum hocamızın vefatından sonra Saadet Partisi ile bu meslek kuruluşları arasında bir düşünce ve eylem farklılıkları konusunda farklı düşünceler ortaya çıkmaya başladı. Çok normal değil mi? Bir tanesi meslek kuruluşu bir tanesi tabii. siyasi kuruluş. Yani bir takım meslek kuruluşları, rahmetler ve hayır şöyle, milli görüşün ana çerçevesi içerisinde, ana istikameti, ana hedefleri çerçevesindeki bir birlik ve birliktelik içerisinde hareket eden kuruluş. Bunlar Yani milli görüş e, zihniyeti, fikri, hedefleri çerçevesinde biz belli meslek kuruluşlarıyla Saadet Partisinin yönetiminin yaptığı bir takım yanlış davranış ve tutumlardan dolayı kendileriyle beraber olmadığımızı düşünce olarak, yani onların artık bu milli görüşü temsil etmediklerini, bu davranışlarının milli görüşle uyumlu olmadığını özellikle e, söyledik ve itiraz ettik bu konularda kendileriyle. Yani mesela ne oldu? İşte Diyelim ki e, Sayın Kamalak zamanında e, Saadet Partisi cemaatle fazla yakınlaştı. Bu i̇şte, konular... Yok yok yani mesela... Ben geleceğim o konular. Yok yok şunu Anlaşılsın ederek anlaşılsın diye söylüyorum. Yani Saadet Milli Görüş platformunu anlatmaya çalışıyorum. Tam otursun ben diye de... Ben de tam olarak o noktaya geliyorum. Orayı, orayı tamamlamam için... Saadet Milli Görüş'ü temsil etmiyor gibi bir iddia... İtirazımızı yapan... Milli Görüş'ü itirazı, biz temsil ediyoruz Tabii tabii itirazını yapan sivil toplum kuruluşu olan, milli görüşçü sivil toplum kuruluşları olan teşkilatlarımızla beraber, takriben 17'siyle beraber bir platform kurduk. Dedik ki biz bundan sonra milli görüş platformu olarak Saadet Partisi'nin bu yanlış gittiği istikameti tasvip etmiyoruz. İşte o grubun sözcüsü olarak da beni seçtiler. Biz o sürecin içerisinde son işte 2015'ten bu tarafa, 2014'ten bu tarafa o platform olarak da kamuoyunda zaman zaman arkadaşlarımızla istişareler yaparak milli görüş adına rahmetli Erbakan hocamızın temel fikirlerini temsil ettiğini düşündüğümüz çerçeve içerisinde ki fikirlerini topluma o kalıp içerisinde anlatmaya çalışıyor. Merhum Erbakan'ın ekibinde siz vardınız tabii, tabii. Ee, ve tabii. önemli de bir görevdeydiniz anladığım kadarıyla. Sizden başka kim var bu platformun içerisinde. Tabii bu platformun içerisinde bir kere her şeyden önce o dönemdeki ilk baştan kuruluşumuzda Hak iş, Memur Sen temsilcileri toplantılarımızı beraber yaptık ilk toplantımızda. Milli Görüş Platformu olarak mesela ilk e, bizim e, Saadet Partisi ile ayrıştığımız yerlerde e, bu şeydeki başkanlık seçimine evet hayır e, oylamasında ayrıştık. İlk ayrıştığımız yer orasıydı. Biz dedik ki başkanlık sistemi e, oylaması 2015'teki e, dedi ki bu bizim milli görüş temel fikrimize uygundur. Biz bunu hayır diyemeyiz dedik. evet dememiz lazım dedik. Biz milli görüş platformu olarak başta o dönemde Hakiş, Memur Sen, Teknik Eremanlar Derneği, Sağlık Derneği olmak üzere işte aşağı yukarı 17 kuruluş e, toplantı yaptık. Basını davet ettik. Şeyde de e, medyada da o açıklamalarımız vardır. Bakıldığı zaman kardeşlerim başarılı olabildiğinizi düşünüyor musunuz? Benim. Dolayısıyla olabilir. bu açıklamalarımızı yaptık. Şimdi her şeyden önce hayattaki amaçlarımızdan birisi taraf olmayı iyi başarmak lazımdır. Başarının temeli yatar. Siz hayatınızdaki başarı ölçütünüze göre bunu değerlendirirsiniz. Şimdi her şeyden önce hayatta insan olarak bizim tercihlerimiz taraf olmamız doğru taraf olmamız doğru yerde Durmamız veya gerçekten inandığımız değerler temsil ettiğimize inanarak bir yerde durmamız. Yaptığımız seçimler çok önemli şeylerdir. Bu anlamda bazen tek başınıza da siz inanarak eğer bir yerde duruyorsanız başarılısınızdır. Pekala. Başarıdan amaç, başarıdan amacın ne olduğu önemlidir. Evet. Bizim amacımız milli görüş olarak her şeyden önce hakkı temsil etmek, hakkı söylemek, doğruyu söylemek, doğrunun yanında olmak ve doğru olanlarla beraber olmak. Yani temel düşüncemiz bu. Saadet Partisi'nin sizin hakkınızda, daha doğrusu platformunuz hakkında yaptığı bir açıklama var. Evet. Ee, bugün araştırırken gördüm. Ee, bizi temsil etmiyor. Kendilerince bir açıklama yapmışlar. Ee, Vatandaşlarımızı, milli görüş hareketinin buna itibar etmemesini istiyoruz şeklinde uzunca bir açıklama. Şimdi burada evet. tavsiyatını okumak istiyorum. Herkes açıkça şey söyleyebilir. Siz, ben, ben size açıkladım. Yani bu bizim bu kuruluşlarla yaptığımız toplantıdaki. Bu kuruluşların yöneticileri Rahmet Erbakan hocamız zamanında da yöneticileriydi. Yani mesela işte Sağlık Derneği başkanımız Kasım Sezen Bey Dünya Sağlık Örgütünü kurdu. Sağlık Derneği şu anda Türkiye'nin en büyük e, sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Bu işte aktif olarak çalışan arkadaşlarımızdan birisi. E, Memur sen temsilcisi de, hakçin temsilcisi de, huderin temsilcisi de mesela hukuk Derneği'nin temsilcisi de bu organizasyonun içerisindeydi bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla değişen söyleyeyim. bir şey yok diyorsunuz. Hayır şöyle dinleyicilerimiz açısından anlaşılsın diye söylüyorum. Biz platform üyesi, sivil toplum kuruluşu üyesi olan arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız rahmetli Erbakan Hocamızın vefatında bu kuruluşların başındaki arkadaşlarımız. Tamam. Saadet Partisi ise daha sonra bu kuruluşların benzerlerini kurarak kendi partisinden bir takım kişileri görevlendirerek aynı kuruluşları kurarak dedi ki milli görüşçü olanlar bunlardır dedi şimdi sonradan Saadet Partisi'nin kendi parti kadrolarıyla kurdukları mı doğrudur veya daha gerçekten rahmetli Erbakan Hocamız zamanında bu kuruluşların tüm yönetimlerinde olmuş, başında olan insanların bir araya getirdikleri mi gerçek platformdur milli görüşü temsil ediyorlar? Tabii onu biz milli görüşü kardeşlerimiz takdirde bırakıyoruz. Şimdi güncel yani. konulara biraz bu, geleceğim ama bunu, bunun hakkında değerlendirme yapmak veya konusunda. bizim milli görüşlüğümüzü sorgulamak Saadet Partisi elbette bir şey söyleyebilir. Yani onları biraz aşar. Çünkü biz zaten 40 yıllık milli görüşüyoruz. Yani ben 7 sevim... Onların deyimiyle bu konuda <laughs> sizi şu. Şimdi yani şöyle gü ben, güncele geleceğim. Yani şöyle Bu arkadaşlarımızın hepsi, ben dahil, 40 yıllık bu hareketin içerisinde 15 yaşından beri her kademede çalışmış arkadaşlarımız. Saadet Partisi'nin arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu ise yani genç arkadaşlarımız, yeni arkadaşlarımız. Zaten bütün sorun buradan başlıyor. Yani Türkiye... Devlet dahil hafızasını kaybediyor. Birikimlerini tasfiye ediyor. Birkaç tane numunelik o sistemi veya o kişileri, o düşünceleri temsil eden insanlar kalıyor. Genç arkadaşlar, geçmişi bilmeyen, hikayeyi bilmeyen arkadaşlar maalesef yönetimlerde oldukları için onlar milli görüş deyince zaten ne anladıklarını ben anlamıyorum. Şu Peki şimdi e, ge Günümüze geleceğim ama geçmişle ilgili çokça üzerinde konuşulan ama bir türlü neticeye bağlanmayan bir soru işareti var. O da şu. Ee, şu anda siz belli başlı politikalar konusunda hükümete destek veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'na destek evet. açıklamalarınız var. Ama e, rahmetli Erbakan, merhum Erbakan e, hayattayken e, o dönem Sayın e, Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sert bir dille de eleştiriyordu. Evet. Şöyle bir e, şehir efsanesi var. Bunu ben... Sayın Erbakan'ı en yakınında, en çekirdek o ekibinde olan birisi olarak size direkt sormak istiyorum bu programda. Ee, Sayın Erbakan'ın bu eleştirileri bilinçli olarak yaptığı, aslında arka planda Sayın Cumhurbaşkanı'nın destek verdiği yönünde bir şehir efsanesi var. Bu bir efsane mi yoksa böyle bir şey var mı? Şimdi tabii çok şükür. Bizzat çalışmış bir insan tabii olarak soruyorum. Tabii. Bunu. Ben çok şükür. Rahmetli Erbakan Hocam da özellikle son 2010 yılından 2011'e kadar, vefatına kadar beraber olmuş bir insanım. Kendisini tanımaktan, beraber olmaktan çok fevkalade yine söylüyorum, mutluyum. Bugünkü e, Türkiye'yi aslında rahmetli Erbakan Hocam'a borçluyuz. Bugün geldiğimiz yeri, maddi manevi rahmetli Erbakan Hocam'a borçluyuz. Önce bunu aldım, çizmek istiyoruz. Türkiye'deki bütün e, Müslümanlar, Türkiye'deki bütün Türk milleti, bugün geldiğimiz ekonomik, sosyal ve siyasal anlamdaki gelişme ve evrimimizi Erbakan hocamıza borçluyuz. Rahmetli Erbakan hocamız ben acizane kendisinin bu etkisini böyle bir kitapla da yazdım. Ben pek bu kitap yazma işinde otorite değilim ama bildiklerimizi bu kitapta topladık. Burada da hepsini özetledim. Bunların hepsinde bunların cevabı var. Yani bahsettiğiniz soruyu en az bir 15 dakika anlatmak lazım tabii Erbakan hocanın. Bizim o kadar vaktimiz yok tabii. Merak nasıl kadro ederim. devrimi yaptığını anlatmak lazım. Ee, bir kere rahmetli Erbakan hocamız 40 yıl Türkiye'yi Türkiye'yi gerçekten muhteşem bir sosyoloji devrimle değiştirmiştir. Şimdi bakınız dünyaya bir bakalım, İslam ülkelerine bakalım, Mısır'dan İran'a kadar. İşte Irak'tan Fas'a Cezayir'e kadar bu ülkelerde maalesef bu tür siyasi hareketler ve gelişmelerin hepsi çok sancılı, kanlı olmuştur. Türkiye'deki kadar layık ve katı bir rejimi rahmetli Garbakan Hoca 40 yılda dönüştürmüştür ve kimsenin burnu kanamamıştır. Böyle büyük bir liderdir. Tarihte işin az, az rastlanan bir liderdir. Kimsenin burnu kanamadan gelmiştir. Bu rejimi kökünden değiştirmiştir. Rejimi Her şeyden değiştirdi. Rejim... Da... Yani yönetim sistemi aynı. Hayır hayır. Rejimden kastı. sistemi komple değiştirmiş. Nasıl değiştirmiştir? Mesela rahmetli Erbakan Hoca. Belki anlayıştan mı bahsediyorsunuz? hem anlayıştan hem yönetim tarzında değiştirmiştir Türkiye'nin. Bir kere her şey önce ne demiştir rahmetli Erbakan Hoca? 1969'a çıkmıştır. Esselamu Aleyküm. Bütün millet demiştir ki ya bu kim? Erbakan Hoca dediğimiz rahmetli, Allah kanıyla rahmet ettiği kişi dünya çapında bir matematik profesörü. Makina profesör. Sahne Esselam Aleyküm diye çıkmıştır. Önce ahlak ve maneviyat diye çıkmıştır. Yani bizim bin yıllık tarihimizdeki temel kodlarımızla biz yeniden buluşturmuştur. Türkiye tanzimatla beraber Osmanlı biliyorsunuz bir modernleşme dönemine girmiş. Ancak Cumhuriyet döneminde bu modernleşme biraz farklı uca kaymış. Sayın Aydın reklama çok az bir süre tabii, kaldı. Tabii burayı tamamlayalım ama. Ancak rahmetli Erbakan Hoca o aradaki farkı mesela nedir? İşte İttihat Terakki, Halk Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi birbirinin içinden çıkan Matuşka gibi partiler elbette ki milletle yakınlaşmak için yaptıkları hareketlerle beraber bunların hepsini bu süreçteki bu partilerin anlayışlarının hepsini tasfiye etmiştir. Milli görüş fikri diye bir fikirle bir kadroyu Türk siyasi sahnesinde yetiştirmiş ve ortaya koymuştur. Bakın önümüzdeki geçtiğimiz 25 yıl Türkiye'de rahmetli Erbakan hocamızın bir koyduğu temel prensiplere göre Türkiye'de herkes siyaset yapmak mecburiyetinde. Herkes bir kere bir İslam'a saygılı olmak en azından zorunda. Maneviyatçı olmak zorunda. Herkes millici olmak zorunda. Erbakan hocanın koyduğu temel prensiplere aykırı hiçbir siyasi parti siyaset yapamaz Türkiye'de. İkinci olarak da onun Risale-i geçmiş kadrolar bir şekilde eksiyle yanlışıyla doğrusuyla yönetimdedir hala. Ve bir 50 yılda bu böyle en az bir 50 yılda bu böyle olmaya devam edecektir. Bu kitapta bunların detaylı hepsi vardır. Bu işin siyasi ve ekonomik tarafı bugünkü ekonomik kalkınmamızın Türkiye'nin ihracat patlamasının altında da burayı mutlaka anlatmamız lazım birkaç cümleyle. Yine Rahmet Erbakan hocamızın yapmış olduğu müthiş bilimsel teknoloji ve sanayi devrimi vardır. Ne yapmıştır önce? Türkiye'ye demiştir ki önce Türkiye'de motor fabrikası, fabrika yapan fabrika, ağır sanayi, Değil mi? Yani Türkiye'ye 200 yıldır sanayi devrimi kaçırmış bir Türkiye'ye sanayileşmeyi, motoru ve teknolojiyi fikri olarak insanların zihnine ve kafasına sokmuştur. Ahlak maneviyat demiştir, sonra teknoloji demiştir. Mesela Temel Kotil, Tay'ın başındaki demiştir ki biz hep Erbakan Hoca'nın o bize aşıladığı mühendis olma hayaliyle bütün ömrümüzü vakfederek mühendis olduk ve Türkiye'de Soruya girersek... geldik. Ve geldiğimiz yerde bugün Türkiye'deki Türkiye'nin ekonomik olarak 220 milyar ihracat yapmasının altındaki temel altyapıyı rahmetli Erbakan Hoca kurmuştur. Neyle kurmuştur? 77 tane Türkiye'de bütün organ sanayi bölgeleri Erbakan Hoca kurmuştur. Yani Türkiye'de şu anda 50 Sayın bin adım, tane fabrika, tabii ki de yani, onun kurduğu zemindeki... E, e, merhum Erbakan'ın e, ülkeye kattıklarını e, tabii ki de uzun uzun burada konuşabiliriz. Fakat e, soruya gelecek olursak Sayın e, Erbakan'ın yaşadığı siyasi e, partinin genel başkanı olduğu dönemde çok ağır da eleştirileri de var. Tabii ben orayı işte oraya gelmek için rahmet hocamızı çok iyi anlamamız, tanımamız lazım. Ve şu anda Türkiye bakınız e, 30 bin kobi ihracat yapıyor. Bakın gidin Antalya döşeme altı Erbakan Hoca 77'de kurmuş. Adamlar dediler ki biz gece güldük, gece motor araba e, araba farıyla temeller attı dediler. Ama dediler şimdi orada 10 bin kişi çalışıyor. E, aşağı yukarı kaça yakın, 300'e yakın fabrika mı var dediler. E, 100'e yakın fabrika var. Ve Antalya, Burdur e, ve e, Isparta ekonomisinin arkasından döşeme aldı. Ben bu soruya cevap alamayacağım. Tabii o soruyu tekrar reklamdan sonra gelelim isterseniz. Türkiye'de Erbakan hocamızın, rahmetli hocamızın yaptığı siyaset şudur. Bir kere her şeyden önce Erbakan hocamız fikir siyaseti yapar yapılan işlerle ilgili değerlendirmeleri, eylemlerle ilgili değerlendirmeleridir. Kişisel eleştiriler olabildiğince yapmamıştır. Tabii AK Parti'nin kuruluş süreçleri ve 2011'e kadar olan geçirdiği evreye karşı ben de genel başka yardımcı olarak bakarsanız benim de çok ciddi eleştirilerim vardır. O dönemle ilgili. Neden? Çünkü AK Parti kurulduğu süre içerisinde kurulduktan sonra belli bir dönem içerisinde temel paradigmalarını farklı kurmuştur. Mesela Tayyip Bey işte IMF'e e, e, itiraz etmemiştir. Faiz hayatın gerçeği demiştir. İşte milli görüşle ilgili bir takım gömleği çıkarttık gibi ifadeler kullanmıştır. Yani Tayyip Bey'in 2011 öncesi parti kurulurken, hareketi kurgularken yaptığı bu duruşlara karşı şahsen benim de rahmetli Erbakan hocamız da çok ciddi eleştiriler 2011'e kadar eleştirdi, tabii, ben de eleştirdim biz, diyorsunuz. Biz mesela biz eleştirdik mesela diyelim ki... Bakın bugün eleştirmiyorsunuz bazı konularda hatta destekliyorsunuz. Tabii tabii Türkiye Bu mesela... şu anlama mı geliyor? Tabii şuraya geliyor. Rahmetli Erbakan bugün yaşasaydı bugün de destekler Hayır ben Erbakan Hocamızla konuşamayız. Ben kendi adıma konuşurum. Rahmetli Erbakan Hocamız 2011'e... Sonuçta Sayın Erbakan'ın kurduğu bir hareketin şu anda platform tabii, sözcülüğünü yapıyorsunuz. Şöyle söyleyelim. Mesela Rahmetli Erbakan Hocamız kategorik olarak bir şeye karşı ve yanında değildir. Hatırlarsanız... Rahmetli Yorba Hocamız sağlığında, Numan Bey'in genel başkanlığında Türkiye'de anayasa oylaması yapılmıştı. Rahmetli Hocamız ne demişti? Yetmez ama evet demişti. Yani bütün muhalefet hayır demişti. O kadar eleştiriye rağmen AK Parti ile ilgili bir takım konularda eleştirilene rağmen cum şey, Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından seçilmesiyle ilgili anayasa değişikliği içinde olan pakete biliyorsunuz. Rahmetli Yorba Hocam 2009 yılında ne demişti? Yetmez ama evet aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk adamıydı bu. Tabii. Yani dolayısıyla geldi ya rahmetli hocamız kategorik olarak her şeye karşı bir insan değildir. İyi yapılan bir şey yapılmış ise onlara hep sahip çıkmıştır, desteklemiştir. Ama her zaman için şunu söylemiştir. Bunlar benim evlatlarımdır. Bunlar benim talebelerimdir. Ben diyorum ki yapmayın. Mesela kendisine sorulan bu soruya şöyle cevap vermiştir. Niye bu kadar sert eleştiriyorsunuz? Niye eleştiriyorum? İnsan en çok kime eleştirir? Kendi evladını eleştirir. Yapma evladım bir eksiği yanlış olduğu zaman, bir kusur olduğu zaman aman öyle yapma evladım. Oraya basma evladım, çamura düşersin evladım, uçuruma gidersin evladım diye en çok etrafındaki en çok sevdiklerini ikaz eder. Bizim ikazlarımız onları sevdiğimizdendir. Yoksa onlara hasım olduğumuzdan değildir demiştir. Onun için herkes hocasıdır. Onun için adı Erbakan'dır. Yani dolayısıyla bu eleştirilerin temelinde yine onun sevgisi ve şefkati vardır. Saadet Ama itirazlardan bazı sorular geliyor. İtiraz o. ettiğimiz konulardaki konularla ilgili 2011'den sonra özellikle e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'in e, 2013'ten itibaren özellikle bu FETÖ süreçleriyle başlayan anti emperyal duruşu, daha milli duruşu, e, Türkiye'nin tabii sanayileşmeye yönelik yaptığı hamleler. Onları isterseniz şeyden sonra devam edelim. E tabi biz buna desteklemek mecburiyetindeyiz. Şimdi Türkiye, Türkiye'nin Libya'ya girişine biz karşı mı çıkalım? E Türkiye'nin Kuzey Irak'ta kendine güvenlik hattı çekmesi 40 yılında e Tabii e o noktada. Ithal de, ithal sosyal medyadan Saadet olduğunu düşündüğüm kullanıcılar bazı şeyler yöneltiyorlar. Tabii. Ve şu tarz bir ifade var. E Sayın Aydın'a sorar mısınız? Millet İttifakı onu ne rahatsız ediyor? Yükselişi mi? Hayır. Yani onu onu başlı başına konuşalım. Şurayı bir anlayalım önce. Reklama gidecek misiniz yok devam edelim. Vazgeçtik galiba. Peki. Devam ediyoruz. Şurayı tamamlayalım. Şimdi 2011'den sonra yavaş yavaş biliyorsunuz Türkiye özellikle içine sokulmak istendiği anti-emperyalist e, içinden çıkmak üzere Tayyip Erdoğan çok radikal bir karar almıştır. Ne yapmıştır? Amerika ile yürüttüğümüz ortak projelerin içerisinden yavaş yavaş geri çekilmiştir ve Türkiye'yi ülkemizin milli menfaatlerini öne alan o kumpasların önüne geçecek çalışmalar ya, yürütmeye başlamıştır. Bunlar nedir? Birincisi her şeyden önce Türkiye ne yapmıştır? en önemlisi kendi güvenliğini, iç güvenliğini tehdit eden, bölünmeyi Türkiye'yi sürükleyen süreci durdurmuştur. Bu dış güçlerin etkisiyle yapılacak süreci Tayyip Erdoğan durdurmasıyla arkasından işte Barış Pınar Harekatları, Zeytin Dalı Harekatları, işte Fırat'ın doğusu harekatı, Kuzey Irak'a yaptığımız harekatlar, bunlar çok önemli harekatlardır. Bakın Türkiye Kıbrıs'tan sonra, Kıbrıs Harbi'nden sonra çok önemli operasyonlar yapmıştır. Ve bu operasyonları yedi düvele karşı yapmıştır. Siz Afrin'de yalnız oradaki bir takım terör örgütlerine karşı değil, arkasında dünyanın bütün lojistiğini sağlayan emperyal güçlerin hepsine karşı savaşmış oldunuz. Türkiye'nin bu yaptığı büyük, operasyonlarda biz nerede durmamız gerekiyor? Tayyip Bey'in arkasında durmak mecburiyet. Ne zerbette ki? Etek öbür tarafta diyelim ki Tayyip Bey'in durduğu yer diyelim ki Türkiye Libya'ya gitti. Gitmeyelim mi yani? Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenlerin içinde peşinde bulmamız lazım. Veya Türkiye, Azerbaycan'la, kardeş Azerbaycan'a bir selam veremiyorduk. E şimdi kardeş iki millet tek de, iki, iki devlet tek millet olduk. Karabağ kurtardık. Yapmayalım mı? Türkiye bugün Balkanlar'da gerçekten e, ecdadımızın ayak izlerini sürerek yeniden bir dirilişi yürütüyor. E bu, bunun arkasında durmayalım. merak ettiğim bir şey var. Şu anda parti eliniz var mı? Yok. Niye? İhaz genel ettiler. başkan yardımcılığı yaptınız. Tabii tabii. Ben bir sonraki kongrede bizim bu itirazlarımızdan dolayı bir sonraki e, kongrede hangi kongrede? Yani Fatih Bey'in, Fatih Erbakan'ın Saadet Partisi aday olduğu kongrede Beni ihraç ettiklerini, yok olmadığını Siz Fatih Bey'e destek mi verdiniz? Tabii tabii biz Fatih Bey'in vakıf çalışmalarında ve... Şu an part... o zaman neden Fatih Bey'in partisine değilsiniz? Ya şöyle tabii o, o ayrı bir konu. Ben siyasi olarak yeni bir yapılanma. Biz tabii sonuç itibariyle onların... Ben zaten beraberim. Yani illa aktif bir görev almak zorunda değilim ben şu anda. Fatih Bey'i Türkiye için önemli bir siyasi aktör olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceğinde... Önemli bir yere olacak. Size olacaktır. göre milli görüşü bugün Saadet Partisi mi temsil ediyor? Yeniden Refah Partisi. Yani tam böyle bir temsil ediyor anlamında bir formatlamayı ben çok doğru bulmuyorum. Saadet Saadet Partisi'nin de elbette bir takım yanlış duruşları var ama e, Saadet Partisi tabanı milli görüş tabanıdır, milli görüş insanlardandır. Yönetici arkadaşlarımızın oradaki bir takım zamanla yapılan farklı duruşların e, milli görüşcü değillerdir diye tamamen insanları dışlamanın çok anlamı yok. Elbette ki milli görüş tabanından gelen, milli görüşün içinde olan bir partidir. Bir takım farklılıklarından kaynaklanan, milli görüşte e, yorum ve düşünce ve hareket tarzlarından kaynaklanan sıkıntılar vardır. Peki neden kalıp Saadet Partisi içerisinde siyaset yapmayı ve yanlış gördüğünüz şeyleri düzeltmek Kalamazsınız Türkiye'de siyasi partiler istemediği adamları içine yaşatmazlar. Kim olursa olsun. Yani bugün Atatürk gelsin, Halk Partisi istemez, içine yaşayamaz. Ya Rahmet ya Erbakan hocamız gelse diyelim ki Saadet Partisi istemezse içine giremezsiniz yani. Yani çünkü partilerin yönetim, siyasi partiler kanunu gerçekten Türkiye'de çok yanlış bir kanun. Yani işte maalesef eksiklerimiz bunlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapması gereken iki önemli iş var. Bunlardan birisi siyasi partiler kanun değiştirecek. Başkanlık sistemi değiştirmek İhraç yetmez. İhraç gerekçeniz neydi? Efendim? İhraç gerekçeniz neydi? Gerekçe yok. Yani ben daha önce istifa etmiştim. Genel başkan yardımcısı olduğum halde dediler ki daha önce istifa etmişti Ben normal bir zamanda partiye istifa etmiştim. Ama tekrar partiye genel başkan olarak oldum aslında. Mahkemeye gitsem kazanırdım. Gerek görmedim. Yani onlar kendilerine göre bir sürü arkadaşımız o süreçte ihraç ettiler. Yani Saadet Partisi e, tabii milli görüş e, çerçevesinde çok ciddi yanlışlıklar yaptı. Saadet Partisi yani rahmetli Erbakan hocamız ben istifa ettim diye normal bir zamanda yarım saat sonra beni çağırdı diye istifa ettim diye. Bekar ol dedi ki ben daha çıktım dedi. Ya kaçtım üç gün daha da beni buldum dedi. Yani hocam rahmet ya ben hocam bırak partiden bir ihraç etmeyi. İstifa edenleri buluyordu zorla tekrar partiye döndürüyordu. Hatta mesela ben bu akşam tarihi bir e, o anekdotu anlatayım. Fazilet Partisi zamanında e, Fazilet Partisi içindeki muhalif grup, işte Abdullah gün adaylığındaki muhalif grup hepsi parti yöneticisiydi. Genel Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Grup Başkan Vekili, ve hepsi arkadaşlarımızın Recai Bey'in genel başkanlığına karşı Abdullah Bey'in adaylığına yönelik çalışmalar yürüttüler. İllere gittiler. Düşünün partinin genel başkan yardımcısı illere gidiyor toplantılar yapıyor. Diyor ki biz yeniden aday çıkartacağız Abdullah Bey'i. Recai Bey'e karşı kim diyor bunu? Onun yardımcısı söylüyor. Evet. Yani Türkiye'de hangi siyasi partide böyle bir demokratik çerçeve içerisinde hareket etme kabiliyeti bulunabilir insanlar? Halk Partisi... Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP, herhangi bir muhalif kişiler parti yönetiminde, parti genel başkanına karşı bir hareket başlatacaklar. Adalet süreci başlatacaklar ve parti görevlerinde kalacaklar. Rahmetlik Erbakan hocamız şu talimatı vermiştir. Hiçbir kişinin görevini değiştirmeyeceksiniz, görevini almayacaksınız. Alırsınız ve partiden ayrılmak zorunda kalır, istifa ederlerse onun vebalisi yeter. Bakın kongre gününe, kongre saatine kadar Abdullah Gül, diğer arkadaşlarımız aynı zamanda e, Fazilet Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla görev almışlardır. Görevlerini devam ettirmişlerdir. Kongreden sonra da yine Fazilet Partisi'nin içinde kalmaya devam etmişlerdir. Fazilet Partisi kapandıktan sonra AK Parti kurulmuştur. Yani bu demokratik çerçeve ise rahmetli Erbakan Hocamızın bu hoşgörüsü, bu herkesi kucaklayan, hiç kimseyi dışlamayan, ve herkesin Peki Erbakan'dan sonra ne oldu da gelişmesini siz böyle bir tutum aldı? Herkesin, herkesin kendi iddiasında gelişmesini ve düzelmesi için kendine fırsat veren bir insandır. Mesela Numan Bey diyelim ki partide bir çatışma oldu. İşte kongreye gidildi. E kongrede iki liste çıktı. Mesela rahmetli Erbakan hocamız Numan Bey'in karşısında ikinci bir başkan adayı olarak kişiyi çıkartmamıştır. Demiştir ki Numan Bey'e tamam listesiyle ilgili itirazlar var ikinci bir çıkartın, kongre karar versin demiştir. Yani Numan Bey'in genel başkanlığı tartıştırmamıştır. Hı hı. Yani böyle bir demokratik ve böyle de liderlerine partinin başkanına da sahip çıkan bir kişidir. Yani. E, tabii şimdi tabii böyle konular çok dağıldığı için e, tam hı. önceki konu anlaşılmadan yeni konuya geçmek istemiyorum yanlış anlaşılmasın Buyurun. diye. E, yani buradaki tabii kardeşimizin sorusu ittifak sorularına gelmeden önce şuraları iyice bir anlamamız lazım. Yani rahmetli Erbakan hocamızdan sonra maalesef Saadet Partisi yönetimi, Saadet Partisi'ndeki genel başkanlarımız Mustafa Kamanok'la beraber parti yönetimini, yani milli görüşün temel çerçevesiyle uyuşmayacak şekilde davranışlarla maalesef yönetmeye başlamışlardır. Mesela biz itiraz etmişizdir. Kardeşim yani bu FETÖ ile fazla yakınlaşmayın bir. İkincisi yani bu AK Parti muhalifliğini husumete çevirmeyin. Ve AK Parti muhalifi olacağız diye bizim geçmiş milli görüş tabanımızla ilişkimizi kesmeyin. Bakın rahmetli ben buradan Saadet Belli kardeşlerimiz bunu lütfen kendileri de araştırsınlar baksınlar. Bakınız rahmetli Garbakan hocam sağken vefat etmeden önce daha AK Parti seçmeninin milli görüş kökenli seçmenin 3'te 2'sinin ikinci partisi Saadet Partisi'ydi. Şu anda? Şu anda %2'lerde %3'lerde bir siyasi parti hareketi yapar mı? Neden hareketi yapıyorsunuz kardeşim ya? Siz niye eski tabanınızla muhtemel oy havzanızla ilişkinizi kesiyorsunuz? Neden? Çünkü eleştiriyle e, husumeti ayarını veremiyorlar arkadaşlar. Ahmet Erbuk hocamızın o inci ayarını maalesef veremiyorlar. Neden veremiyorlar? E çünkü bu milli görüş tam kavramamışlar. Şimdi mesela Sayın Kamalak mesela bir cümle söyledi. Bütün milli görüş tabanı soğuttu. Ne dedi? Dedi ki hizmet hareketi Türkiye'nin en hayırlı hareketidir dedi. Evet. Hizmet hareketine bana terörist dedirtemezsiniz dedi. E bütün milli görüş tabanı ikinci parti diyenlerin yüzde büyük çoğunluğu ne oldu? Soğudu. Yani yavaş yavaş soğudu. Zaman gazetesi ziyaretine bahsediyorsunuz. E, gibi, gibi. Değil, yani ben şimdi çok detaya girmek istemiyorum burada. Yani ha ben bunlar milli görüşlü değildir demek istemiyorum. Hepimiz insanız hatalar yapabiliriz. Bu siyasi hatalar Saadet Partisi'ni iyice ne yaptı? Verimsizleştirdi. Halkla ilişkisini tamamen ne yaptı? Kendi tabanıyla, kendi e, o çakrasıyla, avrasıyla yani kendisine karşı duyarlı olan, hassas olan, insanlar olan muhabbetini ne yaptı? Kendi kesti. Niye kesti? Düşmanlarını, dostlarını birbirinden ayırda, ayırırken yanlış ayrımlar yaptı. Bakınız taraf olmak çok önemli bir şeydir. Bakın bu topraklarda bin yıl... Bu da aslında bir taraf olmak değil mi? taraf oldu işte. Taraf olduğu için de taban ilişkisini kesti. Siz mesela diyelim ki şöyle düşünelim. Bu topraklarda bin yıldır öyle önemli olaylar yaşandı ki. Yani siz eğer ölçüleriniz ayarınızı kaçırırsanız mesela diyelim ki bin yıl evvel veya yedi yüz yıl evvel Sultan Fatih zamanında olduğunuzu düşünün. Anadolu'da yaşayan bir insan olduğunuzu düşünün. Eğer şuurlu Müslüman değilseniz, uyanık ve hakikaten dirayet ve feraset sahibi değilseniz farkında olmadan bir anda uzun asıl asker olabilirsiniz. Memlük'le asker olabilirsiniz. Çünkü Memlüklü Uzun Hasan da çok gerçekten iyi bir adam. Yani baktığınız zaman o kadar güzel özellikleri var ki. Yani Fatih ile bu kıyas ettiğiniz zaman belki farklı daha güzel özellikleri de var. Atıyorum Erzincan'da ve Erzurum'da yaşıyorsunuz. Dersiniz ki ya biz ya Uzun Hasan'ı tutalım diyebilirsiniz. Yani o ince farkı, o detayı göremediğiniz zaman veya Şah İsmail'le ile Yavuz'un kavgasında Şah İsmail'in safında da düşebilirsiniz. Yani taraf olmak çok önemli bir şeydir. Taraf olurken çok ince ayarlı düşünmek zorundasınız. Pekala. Özellikle Türkiye'deki hepimiz insan olarak, bir hele Müslüman olarak, hele milli görüşçüler olarak taraf olurken kılık kırk yapmak zorundayız. Şimdi o konuyla ilgili bahsettiğiniz bu siyasi ayrışmanın en öne çıkan isimlerinden bir tanesi de geçtiğimiz aylarda e, vefat eden Oğuzhan Asiltürk'tü. Evet, merhum. E, onunla bir şeyiniz var mıydı? Beraber hareket etme gibi bir durumunuz var mıydı ve e, vefatından önce bir plandan bahsediliyor. Saadet Partisi'nde kongreye gidilmesi ve ardından Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na belki dahil olması ile ilgili bir e, iddiadan bahsediliyor. Var mıydı bunun aslı asları? Ya şöyle tabii e, yani e, biz rahmetli olmuş ben özellikle Oğuzhan ile ilgili bir e, yeni bir polemik olmasını istemiyorum. Yani çok detaylı konulara da girmek istemiyorum ama ben yani şunu biliyorum ki yani partinin Mustafa Kamal Hoca'nın Temel Bey'in bu siyasi davranış ve çizgilerinden dolayı olsam bir rahatsızdı. Baştan beri rahatsızdı. ama bunu bir şekilde bu tarafa eviremedi. En son rahatsızlığı kamuoyuna biliyorsunuz açıkladı. Yani bu, bu yanlışları kamuoyla paylaştı artık. Yani içeride uzun süre bu tartışmaları yaptı. Ama tabii o ayrışma süreçleri içerisinde hepimiz insanız. Yani Şimdi ben Oğuzhan Bey şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı, öteki bu yanlış yaptı diye böyle çok iş meseleyi kişiselleştirmek istemiyorum ama bugün Saadet var. yani bir kere her şeyden önce arkadaşlar yani ben değerli izleyicilerimize söylüyorum. Milli görüşçü olmak çok kıymetli bir şey. Milli görüşçü olmak feraset sahip olmaya gerektirir. Yani milli görüşçü olan bir insan ve milli görüşü temsil ettiğini söyleyen bir insan cemaat hareketi Türkiye'nin en mübarek hareketi diyebilirim ya? Veya Tersinden söyleyelim şöyle söyleyelim şimdi mesela ben Allah şifalar versin şimdi elbette ki siyasi partilerimiz hepsi Türkiye'nin siyasi partileridir. Hepsi kıymetlidir. Siyasi liderlerin hepsi kendilerine göre şahsiyetli olan değerli insanlardır. Ama başka bir şey biz milli görüşüyoruz Biz Türkiye'yi değiştirmeye dönüştürmeye talip bir düşüncenin sahipleri insanlarız. Biz ne diyoruz? Türkiye ahlak ve manevi sahip olacak. dedim ahlak ve maneviye sahip olacak herkes? Önce İslam ahlakıyla ahlaklanacak herkes. Böyle bir iddiamız var. Maneviyatçı olacağız diyoruz. Ne demek maneviyatçı olacağız? Herkesin dinini, diyanetini bildiği, elinden geldiği kadar yaşamaya çalıştığı deden. Çünkü bir yıllık, bin yıldır bu toprakların temeli maneviyatla yoğrulmuş. Bizim temel özelliklerimiz bunlar. Bu değerlerimizi esas alarak yürümek mecburiyetindeyiz. E şimdi bu değerlerimizi biz e, Türkiye'de yeniden bir nevi böyle perde arkasına veya e, ortada yokmuş gibi başka kavramlarla konuşmaya başladık. Merhum Asıl Türk'ün rahatsızlığı bu muydu? Veya tabii rahatsızlığı da birisi rahatsız buydu. E mesela şimdi mesela en son ben Allah şifalar versin yani Temel Bey ile ilgili burada bir değerlendirme yapmak asla pek istemiyorum ama yani farkında olmadan söylediğimiz sözler, siyasi kişiler, liderler konuşurken çok dikkat etmek mecburiyetinde. Yani. Kastınız. Yani Artık mesela olur. şimdi dedi ki bizim istediğimiz İngiliz sekülerizmi diye bir laf söyledi Temel Bey. Mesela tamam neyi kastet ben Temel Bey'in yanlış bir kasıtla bunu söylediğini düşünmem. Ama bunu söylememeli öyle yani. Bu olmaz. Biz ahlak ve maneviyatçıyız diyecek. Sekülerizm Türkiye'nin istediği bir şey değildir. Biz İslam'ın hoş, İslam gösterdiği hoşgörüden daha başka hoşgörü gösterdiği anlayış mı var? Kim gösteriyormuş? İngilizler miymiş yani dünyanın en hoşgörülü milleti? Bizim ecdadımızdan daha hoşgörülü tarihte bir millet mi varmış? Bir devlet mi varmış yani? Veya mesela siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun baba yiğit olarak nitelendirir misiniz? Ya tamam o güzellemeyi de ben doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Ya tamam o zaman şey Kılıçdaroğlu baba ise Saadet Partisi'ni kapatalım. Partisi'ne gidelim hep beraber yani. yani o zaman yani her, bugün neden bir siyasi parti lideri başka bir siyasi parti liderini bu anlamda Ya ben çok mi? kavram polemiklerine girmek istemiyorum ama yani açıkçası bir milli görüş liderinin yani yok onu da çok bir bahisle görmüyorum. Söylemiş de olabilir. Ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım davranışlarını kastederek söylemiş olduğunu düşünüyorum. Yani ben de mesela Kemal Bey'in son 10 yılda ideolojik siyaset yapmayışını önemsiyorum yani. Yani eğer eski CHP o e, tamamen layık konsept üzerinde yürüseydi Kemal Bey yine yüzde 25 oy alırdı. Yüzde 20'lerde oy alırdı. Ama daha şiddetli Türkiye'de e, siyasi bir şey oluşurdu. Bir ortam oluşurdu. E, sonra mesela Kemal Bey Allah için Türkiye'de bütün başörtüsü her yerde serbest askeriye dahil e, bu değerlerin toplumla beraber bütünleşmesinde itiraz etmedi. Bunların hepsini yani Şöyle itiraz etmedi. yani buna Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen X, dilekçenin altında X, ilk zamanlarda. Var. Şöyle arkadaşlar yani şunu kastederek söylüyorum. Yani burada çok katı sert yani bir duruş durmadı. Yani mesela diyelim ki e, yani hala bunu bir tartışma konusu halinde yürütmüyorlar. Yani. Yani öyle bir iklim kalmadı aslında. sayın. Bir şey söyleyeyim mi? Gelir. Eğer siz milli görüş e, felsefesini, ahlak ve maneviyat idealinizi iddianızı bırakırsanız bir müddet sonra yavaş yavaş ortam oraya dönüşür. Bir kere milli görüşçülerin hassas olmak mecburiyeti var. Toplum, toplum olarak bakmıyoruz. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Yani evet, ben tabii. konuyu bir bir, 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 eylem veya bir, bir, bir e, amel üzerinden olsun istemiyorum. Yani diyelim ki biz işte e, diyoruz ki, ya tamam dini hassasiyetlerimizi çok öne çıkartmayalım. Evet ne yapalım? Mesela olabildiğince e, yani daha böyle toplumda diğer e insanlarla istekleriz. yani daha böyle şey gözükelim <laughs> diyelim ki öyle bir heyetin içerisindeyiz e şimdi düşünün öyle bir partiyle beraberiz şimdi bakanlar kurulu kurduk e biz bir kişiyiz içeride 20 kişi var ya namaz vakti biz namaz kılacağız şimdi ne diyeceğiz toplantı ara vere mi diyeceğiz? yani iklim önemlidir ortam önemlidir maneviyat açısından da önemlidir şimdi siz netice itibariyle e, ahlak ve maneviyat diye bir iddianız yoksa ne yaparsınız mecburen işte bir ihtiyacınız varmış gibi gidersiniz. Kılar gelir kimse bir şey demez. Ama mesela o değil ki mesela. E, yani e, o ortamın o ortam olması lazım. Şimdi mesela niye Avrupa'da pazar günü e, tatil? Herkes kiliseye gitsin diye mi? Hayır. Gitmek isteyenler serbest çekilsin diye. Yani onun manevi iklimini adam oluşturuyor. Avrupa mesela bütün kültürlerin temeli nedir? Dindir. Yani sosyolojik olarak temel kültür, var olan kültürlerin alt temel ana e, enerjisi ana cevheri dindir. Bütün kültürler öyledir. Avrupa'nın Hristiyanlıktır. İslam alemin İslam'dır. İşte Çin'in bilmem Mao'dur. Hindistan'ın Hinduizm, Hinduizm'dir. E, dolayısıyla o dini temel itikadı uygun bir iklimin orada olmak mecburiyeti var. İşte Hindistan'da inaya saygı var mesela gibi. Dolayısıyla Sen, yani, Türkiye'deki Türkiye'de Türkiye'deki, Türkiye'deki Türkiye Türkiye'deki bizim milli görüşçüler olarak iklimi, ortamı, maneviyat iklimi ve e, olabildiğince ahlaki ve manevi değerlerimize uygun ortamlar olması hususunda Hı. mutlaka iddiamızı devam ettirmek mecburiyet. Temmuz ayında bir açıklamanız var. Saadet Partisi yönetimi söylenenleri dinlemezse yeni bir parti kurulabilir demiş. E, tabii yani 6 ay geçmiş. Tabii, parti yok. Tabii şöyle söyleyeyim. Parti yok diye bir şey yok ama şöyle var. Rahmetli Oğuzhan Bey e sağ olsaydı zaten bugün Temel Bey yani tabii aynı zamanda partinin genel başkanı ve, e, ve kurulu başkanı ancak biz Saadet Partisi kardeşlerimizin büyük çoğunluğuyla konuşuyoruz. Yani mesela dinli görüşlerin büyük çoğunluğu mesela diyorlar ki biz şeye e, oy veremeyiz. Kılıçdaroğlu adayı oy veremeyiz diyorlar. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani şimdi, Onlar da sizin gibi bir partiden ihraç edilmiş insanlar mı? Tabii tabii. Partinin içerisinde yönetimde olanlar. Partinin, bizim... Ama şu anda herhangi bir bağları yok Saadet Partisi. Hayır Saadet Partisi içinde olan arkadaşlarımız içinde de böyle düşünenler var. Şu anda fiili olarak tabii, görevde olanlar adam... kurumda olan benim görüştüğüm arkadaşlarımız var ki bu arkadaşlarımız da kesinlikle Millet İttifakı konusunda hemfikir değiller. Ben de hemfikir değilim. Bak ben şimdi bu akşam tekrar burada mesele buraya geldik ve toparlamakta da fayda var. İttifaklar meselesine geldiğimiz zaman da ittifak meselesi çok mühim bir meseledir. Taraf olmak çok önemli bir mesele. Peki bu bahsettiğiniz arkadaşlarınız bir iki kişi ise belki bir anlam ifade etmeyebilir parti yönetimiyle. Ya yani Karar değiştirmeye... Sayı... Yeter mi? Tabii yok. Şöyle partilerin ana şeylerini, ana görüşlerini değiştirmeye yönelik tazik veyahut da tartışma ve çatışmaya dönük bir şey her zaman gerekmeyebilir. Ancak bunu seçim sonuçları ortaya koyuyor. Nasıl ortaya koyuyor? Benim milli görüşçü kardeşlerimizin büyük çoğunluğu, Saadet Partili kardeşlerimizin büyük çoğunluğu şuurlu kardeşlerimizdir. Mesela, mesela biz bize bir önceki Cumhurbaşkanı seçiminde bunu okuyabiliriz. Partinin genel başkanı Temel Bey neydi? Cumhurbaşkanı adayıydı, değil mi? Evet. Kaç oy aldı? Ne kadar aldı bilmiyorum. Yani bize. partinin aldığı oyun yarısına yakın oy aldı. Yarısından biraz fazla oy aldı. Öyle mi? Tabii. Yani Saadet Partisi'nin oy verenler cumhurbaşkanı olarak Temel Bey'e oy vermediler Kim oy verdiler. Muharrem İnce'ye oy vermediler. Tayyip'e oy verdiler. Veya cumhurbaşkanı oyu atmadılar. Bu ne demektir? Yani Saadet Partisi tavarı Saadet Partisi'ne oy verenlerin 3'te birden fazlası genel başkanı Temel Bey'e Cumhurbaşkanlığı'nda oy vermedi son seçimde. Şimdi bu bir kişi, iki kişi veya üç kişi diye meseleye bakmayalım. Ortadaki en veri sağlam veri nedir? Seçimdir. Seçimdir. Tamam. Seçim rakamlarıdır yani. Şimdi buradan şuraya meseleyi getirmeye çalışıyorum. Bir kere biz birliği görüşçüler olarak iki şeyi birbirine ayırmamız lazım. Elbette ki birliği görüş her partiyle koalisyon kurabilir. Ortaklık kurabilir. HDP hükümet, dahil. Mi? Hükümet kurabilirsin. HDP daha dahil hepsini kurabilirsiniz. Yani şartlar gerekir. Program yazarsınız. Diyeceksiniz biz sizinle hükümet olacağız. Biz CHP ile hükümet kurmadık mı? Yani Türkiye'de özellikle İslami hassasiyeti olan insanların CHP'ye karşı olan duruşunu bir düşünün. 74'te rahmetli Galiba o CHP hükümet kurdu. O CHP'yi imam hatipleri açtırdı. O CHP Kur'an kurslarını açtırdı. Büyük devrim yaptı. Ama ne yaparsınız? Protokol yazarsınız. Dersiniz bak biz hükümet oluyoruz. Madde madde yani devlet anlaşması gibi parti anlaşması yazarsınız. Hükümet anlaşması yazarsınız. Hangi konuda ne yapacağınızı madde madde yazarsınız. O bir yanlış yaptığı zaman dersiniz ki bak hayır olmaz bunu yapamazsın. Mesela diyelim ki en son... Sayın Karamollaoğlu bunu yapıyor olamaz mı şu an? Oraya geleceğim. Mesela Refah Yolu hükümetinde en, Hazine Bakanı Ufuk Söylemez Başbakan'dan izinsiz borçlanmış. Hazine gitmiş borç almış bankalardan. Duyar duymaz bizimkiler derler bak Ufuk. Eğer bir daha bizden haber böyle boşlarma yaparsan seni bizim partinin oyuyla düşürürüz muhalefette. Yani biliyor musunuz? Yani neden? Çünkü gücün var. Yani yanlış yapan ne yapıyorsun? Gerekirse bakanlıkta indiriyorsun. Geçmişte örneği var. Adalet Partisi hükümetlerini biz destekledi rahmetlere bakan hocamız. Dışarıdan azılı hükümet olarak destekledi. Tabi siyaset hafızası bilmedi için arkadaşlarımız çoğu bu konuları bilmiyorlar. Ne yaptı? Hayrettin Ekmen'i o zaman Yemin Selamet Partisi düşürdü Dışişleri bakanlığı. Hem destekledi, destekledi hükümetin bakanını düşürdü. Neden? Sen dedi İsrail'le gizli anlaşmalar yapıyorsun dedi. Bu yaptığın gücünüz var ortak olduğunuz zaman. Bunu buraya koyuyorum. Diyelim ittifak yaptınız. İstanbul Belediye Başkanı'nı seçtiniz. Tamam ittifak yapmadık ama sonunda İstanbul Belediye Başkanı'nı seçtikten sonra diyelim ki biz bir, bir görüşü olarak oy verdiniz. O seçilsin dediniz. Millet İttifakı'nın içindesiniz. Sayın Karamoğlu'nun ben konu kaldım. O reddediyor. Biz da vermediler. Ben mesela diyorum işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Saadet Partisi e son seçimde aday çıkartmıştır. Milli görüşle oy vermişler demiyorum. Veya dönelim Cumhurbaşkanlığı seçimini yaptık. Diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu ve Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı olduğu andan itibaren hiçbir yaptığım gücünüz yok. Mecliste zaten yoksunuz Saadet Partisi olarak. Bir kamuoyunun önünde... Bir anca... milletvekili var değil mi şu anda? E tabii bir milletvekili. İki, Veya yedi. bir, ya beş olsun, on olsun. Milletvekili olmak olmak. Cumhurbaşkanı'nın çok bir etkisi anlamı yok ki. Yani siz bir adama görev verdiğiniz andan itibaren vekaleti veriyorsunuz. Avukata vekaleti verdiğiniz gibi ondan sonra o istediği gibi hareket etme kabiliyetine sahip. Onu kontrol etme şansınız yok. Hükümet ortağı gibi değil. Akşama ya ertesi gün toplantıya çağırıp düşünün yanlışı niye yaptın bak seni indiririm diyemezsiniz. 5 yıl o istediği gibi at koşturacak. Ancak eleştirebilirsiniz. Gider görüşürsünüz. Hatta eleştiremezsiniz bile. Ben şimdi buradan soruyorum Saadet ve kardeşlerime, Saadet Partili kardeşlerime de lütfen yani biraz şu konuları düşünerek meselelere baksınlar. Bazen taraf olmak biliyorsunuz insanı körleştirir. Yani görmez olursunuz. Tuttuğunuz tarafın kusurlarını, ayıplarını görmemeye başlarsınız. Şimdi mesela İstanbul diyelim ki şu anda Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile çok yakın, samimi değil mi? İlişki içerisinde. Hayır, aynı ittifak içerisinde. İttifak içerisinde, de, içerisinde değil mi? Içerisinde. Ve İstanbul, tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İbni e, İttifakı'nın belediye başkanı. Evet. E, kaç bin kişi atıldı İstanbul'da yani oldukça sayı yüksek. Diyelim ki anda. 300 kişi, 500 kişi, 1000 kişi. Yok, çok daha fazla. 1000 kişiden fazla. 1000 kişi, 2000 kişi. Peki Saadet Partisi <laughs> gelip de İmamoğlu'na veya şeye Kılıçdaroğlu'na kaç kişinin atılmasını engelledi? Engelleyebildi mi? Ben bilmiyorum. Duydunuz mu kamuoyunda? Siz gazetecisiniz yani. Ben, veya ben kamuoyu önünde Saadet Partisi'ne yakın bir isim olarak Yok yok, kamuoyu önünde, önünde <laughs> oluyor her şey. Bir itirazı oldu mu veya diyelim ki Mesela Cumhur İttifakı daha doğrusu Sayın e, veya e, mevcut hükümete en büyük itirazları nedir e, muhalefetin? Efendim yolsuzluk var. İşte İstanbul Belediyesi ile ilgili son günlerde bütün televizyonlarda yolsuzluk iddialarıyla değil mi? Tartışmalar, konuşmalar yapılıyor, yani, anlatılıyor. Terörist saklı E Tabii. Şimdi Saadet Partisi kalkıp da kardeşim bir dakikaya yani bu nedir deyip gelip soruyor mu? Böyle bir şey soruyor mu? Ben ben size sorayım gazetecisiniz. Duyuyor musunuz? Efendim? Burada soruları ben soruyorum. Ben gazeteci olarak size soruyorum. Biz gazeteciyiz. Bilmek kamuoyunu gazeteci olarak. Ben yani yorum yapmamı Haberlerin hepsini ama işte şöyle şunu kastederek soruyorum. Ee, burada soruları siz sorun. Cevapları beraber verelim. Yani siz benim sorduğum soruyu soru olarak beraber kamuoyuna soralım. Beraberce. Ben görmedim. Siz gördünüz mü, görmediniz. Ben de görmedim. Veyahut da şunu söyleyelim. Yani bunu bu, bu tür işte yapamazsınız. Ya veya siz mesela diyelim ki belediyelere yönelik Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik AK Parti'ye karşı yaptığı eleştirinin onda birini yaptığını gördünüz mü? Bu AK Parti belediyenin yaptığı her Neden şey doğru yapmıyor? mu? Neden yapmıyor? Yani bunun da bir e, tarafı olamaz e, mı? Tarafsınız. Bize diyoruz ki bak milli görüş taraf olmamalı. Milli görüş milli görüş ölçüsü çerçevesinde hareket etmeli. Kim yanlış yapıyorsa bu yanlışa itiraz etmeli. Ha bunu Fatih Bey yapıyor kısmen. Ama Saadet Partisi tamamen gözü kara bir şekilde ittifakı içerisinde bunları görmüyor, duymuyor, duymazdan geliyor. Bu doğru bir şey değil. Ve ben buradan şunu söylüyorum, bu şuraya gider. Mesela ne olur? Yarın bir gün yani bir kere her şeyden önce birbirine benzemez yani toplumların sosyolojik olarak siyasi partilerin kendi kimliklerini koruyabilmeleri için bu kadar iç içe girmeleri de doğru değil. Bir siyasi partiyle bu kadar özdeşleşmeleri de doğru değil. Milli görüş işte yani rahmetlik hocamızı Bilmedikleri, eksik bildikleri burada var. Temel bir aslında bunu bilmesi lazım. Ne derdi rahmetli hocamız? Senin da yeni bir siyasetçi. Tabii şey. biz, bizler eskidir. Bunları bilmesi lazım. Ne der rahmetli hocamız? Tuzun içinde buz, tuzun içinde balık tuz olur. Derlerdi ki biz Adalet Partisi içine girelim. Bırakın CHP'yi ve içine girelim. Orada onlarla beraber siyaset yapalım. Ayrı parti kurmayalım. Ne derdi hocamız? Derdi ki tuzun içinde balık tuz olur. Yani bir işin içine girerseniz ona benzersiniz. Kim Siz kimin içine girerseniz or orayı değiştiremezsiniz. Ama kim sizin içinize girilse, sizle beraber olursa siz onu değiştirirsiniz. Mesela ne yapmıştır Refah Partisi? Kendi içine gelenleri kendisi Türkiye'yi değiştirmiştir. Siyasi partileri, iktidar ortaklarını ne yapmıştır? Evirmiştir, değiştirmiştir. Ya Rahmetli Erbakan hocamızın mesela son başbakanlığında Türkiye'de siyasi siyasi kişi olarak Özellikle tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bir damarı var. İşte topluma maneviyatçı, mukassettatçı diye e anlatılan veya kabullendirilen en büyük liderlerden biri demir Demirel tamamen toplumsal değerini sıfırlamıştır. Demirel'in mesela sosyolojik olarak vefatından önce siyasi anlamda bir karşılığı kalmamıştı hatırlarsanız. Neden? E çünkü zaten Demirel'in, e Rahmetli'nin temel düşüncesi neydi hatırlarsanız? işte çağdaş Türkiye diyen... Başı örtmek isteyen Arabistan'a gitsin diyen klasik e, sağ ama e, İslami bizim değerlerimizle örtüşmeyen bir duruşu vardır. Sayın Aydın Sizin... yıllardır siyasetle ilgileniyorsunuz ve e, her iki partiyi de çok yakından tanıyorsunuz evet. Saadet Partisi'nde, AK Parti'yi de. Belki Milliyetçi Hareket Partisi ile de temaslarınız vardır bilmiyorum. Şu e, aşamadan sonra dahi Saadet Partisi'nin yahut Milli Görüş Tabanı'nın bunun içerisine yeniden rafıra da katarak soruyorum. Millet İttifakı'ndan gel şu an inden falan bu, tarz bir tutum beyannamesi yok. Millet İttifakı'ndan çıkarak Cumhur İttifakı'na gelmesine hala olanak görüyor musunuz? Çünkü Hayır ben e, bunlar onların sorunu benim sorunum değil ama ben şunu söylüyorum. Yani bir Milli Görüş Partisi kesinlikle e, o Millet İttifakı'nda vagon olamaz. Tek şartla orada kalabilirler. Yani mutlaka Milli Görüş kökenli birisi aday olursa. Mesela Temel Bey aslında Millet İttifakı için en uygun adaydır. Bir milli görüşçü ancak Temel Bey Millet İttifakı'nın aday olursa oy verebilir. Bir milli görüşçüye söylüyorum. Cumhurbaşkanı adaydır. Tabii var. tabii. Neyse, eğer Millet İttifakı Temel Bey'i aday yapsın ben de düşünürüm. Neden? Çünkü Tayyip Bey yoruldu. Türkiye'nin değişmesi dönüşmesi lazım. Ama mutlaka milli görüş kökenli maneviyatçı bir yeni cumhurbaşkanı olması lazım. biz, biz nasıl yani Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük diyeceğiz. Biz ne dedik? Eşi başörtülü Cumhurbaşkanı, eşi başörtülü Başbakan, eşi başörtülü kadrolar. 70 yıllık Türkiye tahribatı bu bayraklarla toplumu alıştırarak, ısındırarak yeni bir döneme sokuyoruz. Efendim biz Müslümanlar işte bili görüştüler. İktidarda çok yanlış işler yaptık. Ne yapalım? Olabilir. Yanlış işte yapmış olabiliriz. Yani yanlış iş yaptık diye gavur mu olalım? Dinimizden mi vazgeçelim düşüncemizden, fikrimizden vazgeçelim. Öyle bir şey olabilir mi? Evet, eksiğimiz, yanlışımız var. Hatalarımız çok. Diyeceğiz ki bunları da düzelteceğiz. Ya yani hata yaptık diye bir takım hatalarımız, yanlışlarımız var diye ne yapacağız? Davamızdan vazgeçeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Eksiğimiz varsa düzelteceğiz, tamamlayacağız. Yanlışlarımız varsa söyleyeceğiz. Ben Sayın söyleye, Kavaloğlu'nun aldığım zaman kendisi yine Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hayır demedi aslında. Kim? Sayın Karamollaoğlu. Tabii ben ben şey de söylüyorum. Millet İttifakı'nın paydaşlarına da söylüyorum. Konuşumuz CHP arkadaşlarımız var. Millet İttifakı için Karamollaoğlu hala aday olabilir. Ken şahsın mı Millet İttifakı adayı mı? Hayır hayır. Şahsen. Hayır şöyle. Yani ben şahsi adaylığını da saygıyla karşılarım. İlla Cumhur İttifakı'na gelmesine gerek yok. Ancak altın çizerek söylüyorum. Ee, ben CHP'liler kötüdür anlamında söylemiyorum. ayrı bir yani şöyle söyleyelim. Yani onlar ayrı bir e, bir e, siyasi karakterdir. Ayrı bir değer paradigması olan bir yapıdır. Hepsi kıymetli insanlar, değerli insanlardır ama milli görüşçüler farklı bir paradigma insanlarıdır. Bu toplumu yani bizim hedeflerimiz var. Biz ne diyoruz? Yeni bir dünya kuracağız diyoruz. E CHP öyle bir derdi var mı? Öyle bir şey olabilir mi? Ya biz neden vazgeçiyoruz ya? o, yani milli, milli ittifakı dediğiniz zaman, CHP dediğiniz zaman e CHP ne diyor? Libya'da ne işimiz var diyor. E, biz ne diyeceğiz? Ya biz diyoruz ki yeryüzünde bütün her şey dönünce İslam ülkelerinin birliğini, İslam topluluklarının hak ve hukukunu koruyacağız diyoruz. Ümmet yani biz ümmetin e, hakkını, hukukunu koruyacağız diyoruz. Bu iddiadan vaz mı geçeceğiz yani? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun böyle bir iddiası var mı? Çok beyefendi bir insan, düzgün bir insan. Evet tamam itiraz etmem. Ama başka bir şey daha söylüyorum kendi iddialarından vazgeçen bir siyasi kadro intihar etmiş sayılır yani. Ve dolayısıyla hı hı. E, yani herhangi bir milli görüşlü kardeşimiz millet ittifakında ancak bir şartla Millet İttifakı'na oy verebilir. Milli görüş kökenli diyelim ki temel bir aday yaptılar. Olur. Ben hoş görürüm. Derim ki kesinlikle saygı duyarım o o, o oy vermelerine. Mesela hatta şura bile ben kısmen dedim ki yani tamam olabilir. Buna bile fazla itiraz etmem. Diyelim ki Abdullah Gül Bey aday oldu. Milli görüş kökenlidir, devlete tanır, bizim değerlerimizi bilir, hedeflerimizi bilir. Farklı olabilir, usulüplanı farklı olabilir ama Allah bile millet ittifak adaylığına ben e, milli görüşçülerin oy vermesine sempatiyle bakabilirim ama kesinlikle CHP kökenli herhangi bir adaya Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu Herhangi bir görüşçü oy veremez. Vermemel Size vermemel çok sert eleştiriler geliyor şu anda. Evet, vermemeliyiz. Yani. Ee, deniliyor ki asıl kıymetli olan şey Saadet Partili olmak ve kalabilmektir deniyor sizin için. Ve Necmi Necmettin Bey'e sorar mısınız? Saadet Partisi'nden ve Temel Bey'den bu kadar şikayetçi ise neden Fatih Bey'in yanında yer almıyor? Ben Fatih Bey'in yanındayım, arkasındayım. Hiçbir sorun yok. Ben Saadet Partisi'nin de arkasındayım. Ben Temel Bey'in de yanındayım. Temel Bey Cumhurbaşkanı adayı olsun en çok ben desteklerim. Gider çalışırım onun için. Bak ben Tayyip Bey'e son seçimde oy vermişim, desteklemişim. Yani Türkiye'nin bir dönem daha mevcut yapısının temel problemlerini çözmek için Tayyip Bey'in devamında fayda görüyorum. Neden? E, Türkiye yani bir, bir yürüyüş var şimdi. Bu yürüyüş durursa tekrar başlaması iki sene sürer. Yani kim olursa olsun baba gitsin oğlu bile gelse mevcut yürüyüşü durdurursa e, bu iki sene Türkiye'nin kaybı olur. Türkiye şu problemleri çözmek zorunda. Bakın diğer konuların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Türkiye uçağını yapmak zorunda. Önümde beş sene ihtiyacı var. Gece gündüz çalışılıyor bunu yapmak için. Bu insanların hızının yolunu kesilmemesi lazım. Miktar değişikliğinde mutlaka kesilir. Bir, bakın dünya gücü olabilmeniz için kendi uçağınızı yapmak zorundasınız. Dünya gücü olabilmek için kendi tankınızı yapmak zorundasınız. Daha yapamadık. Çalışıyoruz. Bir an önce yapılmak zorunda. Kendi füzemiz yapmak zorundayız. Daha 200 kilometreyi deniyoruz. Adam 2000 kilometre atıyor. Türkiye savunma sanayinde son 5 senede muhteşem bir hamle yapmıştır. Bu hamlenin hızı kesilirse, bir iktidar değişikliğiyle, bir yönetim değişikliğiyle ne olur? Türkiye perişan olur. Bir daha buralara gelemez. E, Türkiye Libya'dan diyelim ki bir duralım bakalım, bir gelelim sonra bir daha gideriz dediniz mi, bir daha 50 sene sonra gidemezsiniz. Durduğunuz yerde, şu an Türkiye geldiği yerlerde sağlamlaşması için bir 5-6 sene ihtiyacı var. Öyle veya böyle Tayyip Bey'in bunu bir şekilde, Tayyip Bey'le bu süreyi tamamlamak lazım. Kanaatim budur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir dönem daha ona da zulümdür. 20 sene devleti yönetmek yani hele bu kadar çok girift ve e, stresli bir süreçlerin içerisinden geçmiş olmak Allah yardım etsin bir insana büyük bir zulüm yani ona büyük bir iştir, büyük bir derttir yani. E bıraksın gitsin ya böyle sokak ağzıyla konuşuyorlar da onlarda da çok şey oluyorum yani. E tabii kardeşlerimizin ben düşüne saygı duyuyorum. Saadet Partisi olmalarını da fevkalade takdir ediyorum. Ben Saadet Partisi'nden kendim ayrılmadım. Ayrıldım Numan Bey'le beraber. Niye ayrıldım? E, Numan Bey farklı bir yola gidiyordu. Rahmetli hocam baktım ki ayrı parti kurma çalışmalarına başladı. Yani eğer Numan Bey kalsaydı biz ayrı parti kuracaktı. Erbakan hocamız par Ayrı parti kuracaktı. Parti çalışmalarını yaptık, yürüttük. Yani o arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bilmedikler için bunları. Yani biz e, tabela veyahut da isim e, fetişizmi içerisinde olamayız ki. Efendim Saadet Parti, iyi e, tamam. Saadet Partisi değiştiyse ben ne yapayım yani? Saadet Partisi kendini yanlış yere götürdüyse, beni istemiyorsa, ama ben yine Saadet Partileri seviyorum. Kardeşlerimizdir. Çalışmalarını çok önemsiyorum. Davalarına sahiplenmelerini çok fevkalade saygı duyuyorum. Her türlü desteği kendilerine vermek için elinden geleni yaparım. Gelsene bana biz destekle desteklerim. Ama ben şimdi bir yanlış bir şey olduk yaptıkları zaman söylemeyeyim mi yani onlara? Ben şimdi onlara gidin CHP oy verin nasıl diyebilirim? Ey milli görüşlüler hiç önemli değil. CHP oy verebilirsin diyebilir mi? Samimi, şuurlu bir milli görüşü. Bir insan nasıl bunu söyleyebilir? Ayrıca bakın tarih bilmiyor insanlarımız. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi devri dönemi bitmiştir. Her Cumhuriyet Halk Partisi yeniden gelişi büyük felakettir. Nasıl felakettir? Rahmetli Ecevit iki defa geldi. 78'de geldi. Biliyorsunuz azınlık hükümeti kurdu. Türkiye battı. 24 Ocak kararlarıyla oradan çıktık ve Türkiye 10 yıl kaybetti. Aynı CHP veya işte sol DSP olarak Ecevit biliyorsunuz 2000'de tekrar 2000 99'da başbakan oldu. Türkiye bir daha battı. Mesela düzgün adam olmak değil. Ecevit çok benim hemşerim. Zonguldak milletvekilliği yaptık var aynı dönemlerde. Ama Ecevit Türkiye'yi yönetecek bilgiyi, yönetim kabiliyeti çok iyi bir insandı. Yoktu. Etrafın hırsızlar, yamyamlar, efendim, her türlü tezgahtarlar ne yaptılar? Üşüştüler partiye. Ecevit de düzgün, samimi bir insandı Allah için. Kendisinin herhangi bir yanlışın olduğunu ben düşünmüyorum. ama o etrafındaki yapı parti Türkiye'yi batırdı. İki defa battı Türkiye. Bakın tekrar söylüyorum şu parçalı yapı Millet İttifakı belki Temel Bey'in Cumhurbaşkanlığı ve Abdullah Bey'in devleti bir ile belki bir dönem daha az zararlı Türkiye'de geçirilebilir. Allah muhafaza Kemal Bey'in ya şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu parti genel başkanı mesela ben milli göçü kardeşlerimize soruyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı İstanbul Büyükşehir üzerinde ne kadar etkisi var? Herhangi bir etkisi var mı? Yok. İslam Büyükşehir Belediye Başkanı rakibi olmuş. Yani parti yönetiminde bile, belediye yönetimlerinde bile ne var? Bir otorite zafiyeti var. Devlet otorite zafiyeti kaldırmaz. Yani cumhurbaşkanı olduğunuz zaman bakanlığınızı da yönetemezsiniz. Devleti de yönetemezsiniz. Yani devlet e, otorite zafiyeti kaldırmaz. Efendim nezaketle e, şeyi kaldırmaz. E, yönetim kaldırmaz. Devlet adamlığı veya devlet başkanlıkları çok ciddi, çok otoriter değil, kararlı ve hep kararlı yönetim kabiliyeti ister. Ee, tabii ben Kemal Bey iyi bir insan. ayrı mesele ama Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı e zaten ne olacağı belli değil. Yani ben şimdi buradan saat varlık kardeşlerimize söylüyorum veya beni dinleyen bütün ünlü görüşçü kardeşlerimize söylüyorum ya böyle yani bu, bu kadar ne yaptıkları, ne yapacak belli olmayan bir süreç öngörüyorlar. Ön Diyorlar ki parlamenter güçlendirilmiş sistem. Ne demek bu? Hiçbir anlamı yok. Ben onlara dedim ki ya siz böyle saçma sapan bir ne dedi ne olduğu belli olmayan bir şey niye öneriyorsunuz dedim ya. Daha kendilerine söyledim. Yani bu, bu çalışanların hepsine söyledim. Dedim tamam. Yani siz bu işi daha bir eee istiyor musunuz? Şunu önerin dedim. Ne önerin dediler? Senato önerin. Deyin ki kardeşim biz geleceğiz. Sistem duracak ama bir senato getireceğiz. Cumhuriyet senatosu getireceğiz. Cumhuriyet senatosu devletin temel organlarındaki atamalar aynı Amerika'da olduğu gibi oradan geçireceğiz deyin. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nı o senatodan geçireceğiz. Elçileri o senatodan geçireceğiz. Diyanet İşleri Başkanı o senatodan geçireceğiz. Hatta o senatonun üçte birini tabii üye yapın. Toplumun lottar kamerasına benzetin. Türkiye'nin önemli insanlarından, gruplarından, kişilerden, şahsiyetlerden oluşturacağız deyin. Ortak Türkiye'nin aklını, birikimini oraya koyacağız deyin. İşte üçte ikisi seçimle gelecek deyin. Öyle bir senato Türkiye'nin ana organlarını ve omurgasını yönetecek veya tayin edecek deyin. Amerika'daki gibi. Bunu getirin daha anlamlı olur dedim. Ya ne demek parlament güçlendirmiş parlamenter sistem ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanı seçilecek. iki sene sonra yeniden seçim olacak. Ne olacak? Parlamenter sistem dediniz dedi. Biz çalıştık parlamenter sistemle. Ne olacak? Milletvekili bakan olacak. E, milletvekili bakanlık mı yapacak? Milletvekili mi yapacak? E, bakan arkadaşların oylamaya gelmesi gerekiyor. Parlamenter sistemde herhangi bir milletvekili bakan olduğu zaman milletvekili gibi meclise gelip e, oylamalara katılmak ve meclis çalışma katılmak zorunda. Çünkü sayıda diyelim ki oylama yapıldı. Gen soru verildi. Bu Bakan... bakanın çalışması parlamenter sistem bir bakanın çalışması engel mi? Engel tabii. Parlamenter sistemdeki bir bakanın verimli olma ihtimali yüzde diyelim ki Cumhurbaşkan sistemine göre yarı yarıya. Siz bu sistemde çalıştınız. Hangi sistemle? Parlamenter sistemle. bakanlar verim çalışamadılar ki. Çalışamaz zaten. Bakanın vaktinin yarısı mecliste geçmek zorunda. Çünkü neden? Mecliste oylamalar var. Gen soru oylamaları yani var. Meclisten yürütemez mi işlerini? Nasıl yürüteceksiniz? Yani bakanlık dediğiniz şey böyle mobil yürütecek bir şey değil ki. Bakanlık dediğinizde 24 saat içinde yaşamanız, onunla bütünleşmeniz, onunla konsantre olmanız gereken bir şey. Siz tam önemli toplantı yapıyorsunuz. Meclisten arıyorlar. Oylama var. Koş gel yetiş. Gen soru var. Soru var. Kritik oylama var. Efendime söyleyeyim. Bakan düşecek, hükümet düşecek. Yani siz meclisteki tiyatroyu izlemiyor musunuz? Her gün o kavgaların veya o tartışmaların içerisinde bakan olmak zorunda. Bakanların hepsi oraya gelmek zorunda. Çünkü parti zayıf dışarı gelmezse. 30 tane bakan olsa, 30 tane milletvekili bakan olduğunu düşün. 30 tane bakan olan milletvekilinin o faaliyetlerin içerisinde yoğun bir şekilde katılma mecburiyeti var. Katılmazsa parti olarak mecliste zayıf düşersiniz. Ama Millet İttifakı bu parlamenter sistemle ülkenin çok daha verimli yöneteceğini mi, söylüyor. kesinlikle söylüyor. Bakın yani keşke yani acizane ben meclis diyaçı komisyonu başkanlığı yaptık. Hükümet partisi olduk, muhalefet partisi olduk. Yani bu parlamenter sistem e, yönetim açısından en verimsiz sistemdir. Tek parti olduğu zaman sorun yok ama hele koalisyon dönemleri parlamenter sistemde devletin kilitlendiği ve çöktüğü dönemlerdi. Bakın Türkiye 70'li yılları parlamenter sistemde koalisyonlarla kaybetti. 90'lı yılları öyle kaybetti. Parlamenter sistem 1950'de çok parti sisteme geçtikten sonra bugüne kadar 70 yılın işte 20 yılı AK Parti'yi de bir kenara koyalım. 50 yılın 20 yılı koalisyon dönemleriyle hatta bir 15 5 yılı da Adalet Partisi CHP koalisyon döneminde geçtiğini kabul edersek 25 yılı yarı yarıya boş geçti. Koalisyonlarla itiş kakışlar geçti rahmetli Demirel 80. yaş gününde dediler ki ne yaptınız dediler. Yani ne yaptınız demediler de çocuklar da diyeceksiniz ki nasıl geçti 80 sene nasıl geçirdi dedi. Dedi ki itiştik, kakıştık, indik, çıktık, bir baktık dedi 80 sene geçmiş. Yani parlamenter sistemin özeti Demirel'in bu cümlesine saklıdır. İtişmek, kakışmak. Ha şimdi itişmek, kakışmak meclis elbette olmalı. Yani tartışma olmalı. Yasama yapılırken olmalı. Ama yürütme de işini yapmadı öbür tarafta. Türkiye'nin işi çok. Yani düşün Enerji Bakanı vaktinin üçte birini mecliste geçirecek. Ya dörtte birini mecliste geçirmesi bile fevkalade Türkiye için büyük bir kayıp. Efendim millet hesap verecek. Hesap verecek zaten. Yani hesap vermesi gerektiği zaman da gelir verir. O hesaplar veriliyor. Siz, Siz diyorsunuz sahada olması gerekiyor. İşin başında olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde. Efendim Avrupa'da böyle Avrupa'daki parlamentodaki Bizim dizdeki gibi yoğun siyasi bir atmosfer veya da tartışma yok ki bir kavga ortamı yok. Ergün gen soru. E Tabii öyle ergün gen soru yok ki. Yani Avrupa'da oturmuş düzenleri var. Zaten 300 gün hükümet kurulmuyor bir şey olmuyor. Türkiye öyle değil ki. Türkiye Türkiye'de 3 gün hükümet kurulmazsa Türkiye'de yer yerden oynar. Onun için kesinlikle bakın ben buradan özellikle milli görüşlü kardeşlerimizi AK Partili kardeşlerimizi uyarıyorum. Şimdi kamuoyundaki bu tartışmanın etkisine kalıyor kardeşlerimiz. E başkanlık sisteminde eksikleri var. Olabilir tamamlarsınız. Ama geri dönemeyiz. Bak Türkiye ne yapmış? Padişahlık meşrutiyet değil mi? Cumhuriyet, tek parti, çok parti, başkanlık sistemi. Bak gelişerek, evrilerek geliyor. Ve buradan geri döndüreceğiz demek akla ziyan. Yani ben bunu nasıl tartışıyorlar? Bunu nasıl savunuyorlar? Ben fevkalade üzülüyorum ve ayıplıyorum yani. Ya düşünce olarak, fikir olarak elbette ki saygı duyuyoruz ama yani bu işi bilmemek demektir. Sistemi bilmemek demek, yönetimi bilmemek demektir. Yani onun için ben özet olarak şunu söylüyorum. Saadet, Saadet Partili kardeşlerimiz hepsini seviyoruz. Mesela Saadet Partili kardeşlerimiz mesela şimdi yapması gereken şey şudur. Saadet Partisi de Dinler Refah Partisi iki kardeş parti gibi sürekli görüşmeler lazım. Diyalog halinde olmaları lazım. Seçim süreçlerini beraber kurgulamaları lazım. Cumhurbaşkanı süreçlerinde istişareler işte yapmadılar. Ya Almak sen çok ağır ifadeler var karşılıklı olarak. Seyhan i̇şte Karamanlıoğlu babaların davalarına ihanet ediyorlar dedi Sayın İşte şöyle ben ciddi eleştiriler. Yani polemik var. olsun diye polemik olsun diye söylemiyorum. Yani ama ben bahsettiğim şey bu diyalog ikliminden tabii, tabii, tabii. uzak bir ancak, var şu an. Ancak şunu söylüyorum özetle. Rahmetli bugün Türkiye'de hepimiz AK Parti kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanı ben milletvekilleri bürokratlar bugünkü bu cemaatler Hepsi rahmetli Erbakan sayesinde itibar, mevki, makam sahibi, mal sahibi olduk. Bak rahmetli Erbakan hocamızın bir tane evladı var Fatih Erbakan. Pırlanta gibi beyefendi, asil, zarif, nazik, e çocukları da var elbette. Sen ne diyorsun? Dünya beyefendisi bir insan. Ya bırak böyle bir insanı, böyle bir liderin çocuğu. Yanlış anlamayın. Yani eşkıya olsa onu sarıp sarmalayıp her gün kucağımıza taşımamız lazım. Parti yönetimlerinin, abilerinin, büyüklerinin, Temel Bey'in ve her kimse televizyondan çıkıp laf etmelerini ben ayıplıyorum Fatih Bey'le ilgili. Etmeyeli eylemeyin ya. Siz Erbakan'ın evlatlarını nasıl laf edersiniz? Yapılan işler, süreçlerdeki olaylar ben yaşadım. Burada tekrar açmak istemiyorum. O yapılanları, o süreçleri yaşananların hepsi yüzde yüz kesinlikle haksızlar. Yanlış yapmışlardır. Çocukları, hocamızın evlatlarını maalesef itip kakalamışlardır. Bir kere evlerine doğru gitmemişlerdir. Halatı sormamışlardır. Yani inanın ben bunu yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Yani çok şu an yani, yani bir, 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 dışında bir, bir adı. Bir, 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 Rahmet Erbakan de. hocama maalesef çok şiddetli bir şekilde evlatlarına vefasızlık yapılmıştır. Ya olabilir mi ya sen şimdi beraber konuşuyoruz. Ben dedeni tanıyorum mesela. E, sen ne olursan ol ben şimdi sana nasıl bir laf söyleyebilirim? Sen ne yaparsan yap ya. Deden gibi çok kıymetli, değerli bir insanla ben beraber siyaset yapmıştım mesela. Onun torununa, evladına. Yani öyle bir şey. O, o bizim emanettir yani bunlar. liderlerin emanettir. Bunların hesabını veremeyiz yani. Onları, bu çocukları incitenler, üzenler, kırıp dökenler. Ne için kırıp döküyorsunuz ya? Parti başkanınız nedir? Fatih Bey başkan yapsak ne olur yani? Onun kavgası da verdik zaten. Fatih böyle bir şey Fatih Bey öyle bir talebinin de olmadığını söylüyor. Hayır, hayır hatta mesela o ya kendi, parti kendi siyasi yani parti parti çıkışıdır. parti, parti toplantılarında, şey parti hatta. toplantılarında konuşması kıskanıldı işte. Çıkmadı. Ben mesela Kamalı Hoca'ya şunu söyledim, bak biz beraber Genel başka Yardımcısıydık mıydı Kamalı Hoca'ya? 2011 seçimlerinde hocam olduktan sonra dedim bak Hoca nereye gidiyorsan Fatih Bey yanında götür. Önce onu konuştur. Dedi ki bak geleceğin lideri Erbakan Hocamızın oğlu. En çok alkış alırsın dedim ya. Ne cevap verdi? Ya yanında götürmeyi bırak. Kürsüye çıksın. Olsa bir yanında konuşturmasından rahatsız olmaya başladılar. Çok alkış alıyor diye. Yani burada ben kesinlikle keyif payıslamam. Yaptıkları, hiçbirisinin yaptıkları hiçbir tanesi fevkalade doğru değildir. Yani düşünebiliyor musunuz? Fatih Bey niye parti kursun ya? Evladım sen niye parti kuruyorsun? Yani onun elini ayağını bağlayıp parti kurmanın önlemeleri lazım. Ben 6 uğraştım. Fatih Bey parti kurmasın diye rica ettim. 6 ay bekledi. İşte Lütfi alman diye emin etmeyi arkadaşımız var. Yalvardık yakardık. Yok şöyle olsun böyle olsun. El, 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 su getiriyor. gelmedi gitmedi. Aşağıdan baktı yukarıdan baktı. Kendileri elden bahane uyduruyorlar. Ya Fatih Bey gelmese bile gidip zorla kucaklayıp kucaklarını alıp götürmeleri lazım partiye. Ya genel, genel idare kuruluşlarını yazmadılar. Görev vermeye bırak. İşte partiye gelmiyor. İdareye gelecek Fatih Bey partiye gelip de Çocuğunla motor oturacak? Tam aksine Yani CHP yani görevi, görevi de teklif ettiklerini belirtiyorlar. Hayır, teklifler teklif ya tek, teklif edersiniz. De dersiniz ki bak biz ona teklif ettik. Odası burası. Kapısına da yazarsınız. Genel Başkan Yardımcısı, herhangi her neyse ya babasının mirasını siyaset yapıyorsunuz. Babasının parasını siyaset yapıyorsunuz. Dersiniz ki, şurası evladın odası bak onu oda koyduk. İstediği zaman gelsin burada otursun diye. Ya geldiği zaman toplantılara gitmesini engellediler. Yani bu sürecin bu, bu bu içerisinde tabii olurdu. genç kardeşlerimiz bilmedikleri için söylüyorum. Yani Fatih Bey e, parti kurmuştur, o kendi kararıdır, riskini almıştır, doğrudur, eksiktir, yanlıştır. Hı -hı. Ama Fatih Bey'in parti kurmasının sorumlusu, suçlusu, sebebi Saadet Partililerdir. Pekala. Bu saadet şey Partisi, hı -hı. bakın şu, tekrar söylüyorum, Fatih Bey gerçekten çılgın gibi parti kurmak için çabalı olsa bile ne yapıp edip engelleyip parti tutmalı görevi Saadet Partisi'ndir. Genel başkanların görevidir. Temel, Fatih Bey gitti ya biz yalvardık yapmayın Fatih Bey partiye koyalım diye ben yalvardım. Ne kadar yalvardığımı bilenler bilir. Mesela Ali Rıza Özler ya bilir. Eski hakim Trabzon'un o bölgenin ağır abisi geldi Ankara'ya nasıl çabaladığımızı beraber ayrışma olmasın kaynaşma olsun diye çabalarımızı biliriz. Yani bu ayrışma, ayrışma süreçleri içerisinde yani kesinlikle bütün suçlu, sorumlu Fatih Partisi. E, Saadet Partisi. Bu çerçevede böyle Partisi derken şöyle Saadet Partisi yönetimidir. Hı hı. Bu kavganın çıkmasındaki sebep yani ben benzetme yapmak istemiyorum ama e, yani İslam tarihini okusunlar, Hazreti Muaviye'yi okusunlar, hı hı. Işte o dönemleri okusunlar. Yani Anadolu'daki o iç kavgaları okusunlar. Yani liderlerin çocuklarına maalesef geçmişte neler yapıldıysa benzerleri yapıldı sakın hiç kimse de şuna inanmasın. Efendim Saadet Partisi işte yöneticiler çok şey yaptılar. Fatih Bey ile ilgilendiler falan. Asla ben genel başkan yardımcısı olarak rahmetli hocam o yıl çalışmış biri olarak söylüyorum. Yani Fatih Bey'in zerre miktar kusuru yoktur. Pekala. Evet. Sayın Aydın teşekkür ederiz. Buraya Sağ olun kadar. ama eksik birkaç konu kaldı. Süreyi fazlasıyla açtık. Bir, o zaman birkaç cümle, süre, birkaç cümle toparlayalım. Biz her şeyden önce milli görüşçüleriz. Milli görüşçü demek Sultan Fatih' Sultan Alparslan'ın Sultan Abdülhamit Han'ın e, Erbakan Hocamızın görüş ve fikirlerini taşıyan insanlar demektir. Feraset ve basiret sahibi insanlar demektir. İddia sahibi insanlar demektir. Saadet Fadisi, milli Görüştü, Partisi milli görüşçü Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşine takılamaz. Tek şartla Millet İttifakı'nda olabilirler. Milli görüşçü birisi aday olur. Temel Bey. Ben onlar kötü partidir demiyorum. Milli görüşün karakterine uymaz. E, Milli görüşün e, ruhuna uymaz. Ya olmaz. Bir yabancı iki şeyin birbiriyle bir arada yaşaması mümkün değildir. Ve bu ittifaklar çok yanlış ittifaklardır. Derhal Saadet Partisi'nin kendine gelmesi bütün partiler üstü bir pozisyon alarak. Kim yanlış yapıyorsa eksiği kusurunu söylemesi lazım. İttifak mı olacak? Hocamız en büyük ittifakları yapmış bir siyasi liderdir. Ama hep milli görüş partilerinin liderliğine ittifaklar olmuştur. Rahmetli Erbakan Hocamız hiçbir zaman herhangi bir siyasi partinin içine, peşine takılmamıştır. Böyle evet, bir abi. şey olamaz yani. Sayın Tekrar abi. ben e, Sürçü Sanitik'se af diliyorum. Teşekkür göremizle. ederiz geldiğiniz için. Bu akşam açıkçası benim açımdan da çok sert soruları yöneltebildiğim bir şey olmadı. Evet. Ee, cümlelerinizi bölmek istemedim ama bu akşam e, umarım meramımızda anlatabilmişizdir. Yok diye amacımız oluyor. şu, amacımız şu memlekete, toplumumuza faydalı olmak, olanı biteni geçmişi yansıtabilmek. Yine de eleştirileri size yöneltmeye çalıştım. Estağfurullah. Ser sorularda bu akşam konuğumuz Milli Görüş Platformu sözcüsü Sayın Necmettin Aydın'dı. sizden gelenleri ve kendi hazırladığım soruları yöneltmeye çalıştım. Cevapları almaya çalıştım. Önümüzdeki hafta bir başka konuk ve bir başka konuyla yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya bunlar. Çok ağır bir şey bu. Yok. Abi değil mi? Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yarın sizinle olacağınızı biliyor muyum ben? Alamazsam bırakırım. Niye beni siz zorluyorsunuz? Söylemem. mi? yani siz de o kadar zorlamayın. Sen neden bahsediyorsun Tavuk